Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. This is Metro FM. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar Kadir, her yerde. Kadir, ne oluyor ya? Yaşasın kadınların direşken ruhlarıyla elde ettiği kazanımların yıl dönümü. Abi, iyi misin? Kadının sömürülmesine ve cinsel faşizme hayır Pascal. O kendine gel. Tutma beni, tutma. Benim komünist damarım kabardı biraz. Pardon. Bugün günlerden ne Pascal? 8 Mart. Peki bugün neyin günü? Cuma. Yarın tatil. Arkadaşım sen Fransız değil misin ya? Fransızım. Lan sosyal demokrasi denen şeyi siz yaratmadınız mı? Evet. Dünyanın en güçlü sol damarı Fransa'da değil mi? Evet. Nasıl oluyordu sen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bilmiyorsun ya? Emekçi kadınlar mı? Emekçi kadınlar abi, genelde Dünya Kadınlar Günü ama yanlış, aslında bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yani çalışan kadının emeğiyle, güzelliğiyle dünyayı var eden kadının günü ya. Bugün yani işçi kadının, emekçi kadının bayramı ya. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, abi, kadınlar abi, her yerde. Abi maçı buldum. Niye abi? Çok utandım. Niye abi? Ben cinsliğimin mi? Bunu bilmiyorum ya. Ya Pascal, bugün öyle sevgililer günü falan yok efendim, doğum günü gibi bugün bilmem ne gibi bir gün değil ki. Bugün öyle hediye mediye falan şart değil yani. Bugün böyle bir 1 Mayıs gibi yani bir gün, anlıyor musun? Yok, anlamıyorum. Ya şimdi Pascal, bildiğim 1857'de 8 Mart'ta Amerika'nın New York kentinde 40 bin tane dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiş. Çünkü çok berbat koşullarda çalışıyorlar. Hiçbir, kadın mıymış? Evet. Hiçbir sosyal hakları yok. Sömürülüyorlar. Çok az para kazanıyorlar. Sonra bir tekstil fabrikasında greve başlıyorlar. Oh. Fakat Amerikan polisi saldırıyor işçilere. Vay ş- İşçiler kendilerini fabrikaya kilitliyorlar. Sonra şaibeli bir yangın çıkıyor Pascal fabrikada. Anla. Yandı mı yoksa? 129 kadın işçi yanarak can veriyor. Ay canım ya. Yazık ya. Ölüme bak ya. Tabii binlerce insan onların cenazelerine katılıyor. Yüz binlerce insan hatta. Sonra ne olmuş? Sonra 1910 yılında bir şey olmuyor. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Toplantısı oluyor. 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirliyorlar. Teklif veriyorlar. O günden beri de kutlanıyor ama artık tabii başka bir halde aldı yani. O zaman işçiyiz, aklıyız, kazanacağız. Tamam, sakin ol Pascal sen, sakin ol. Patron kardeş, içi kardeş. Tamam yavrum, tamam, gaza gelmeye başladın sen. Bir sakin, bir sakin canım benim. Takadir, bırak abi ya, tutma beni. Yavrum, abicim, bir sakin Pascal'ım, sakin, tamam. Kadın emek derken biz ekmekten olacağız yani. Bütün kadınların ama özellikle emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadir, ben var ya. Onlara kurbanlarım. Ol ama olmadan önce bir şarkı çal. Programa tamam, da başla. Tamam. Bu arada günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Herkese hayırlı günler olsun efendim. Çikolata renkli program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Yes sir. Adana hakimi Murat Ilgaz'ı tanıyor musun? Yok, tanımam. Tanıma. Niye? Demiş ki ne kadar caydırıcı olursa olsun alınan kararlar kadına yönelik şiddeti engellemiyor. Bu tiplere yargılama lüks. Guantanamo gibi bir yer yapalım, bu tipleri oraya tıkalım demiş. İşte doğru demiş. Yapma sen de mi Pascal? Neden abi ya? Ama şimdi kadına şiddet uygulayanı yargılamadan tıkalım olmaz ki yani, tecrit edilmiş bir yere. Yani çok affedersin, biraz böyle insanlara hayvan yerine koymak gibi olmuyor mu bu? Çok affedersin, sen ben hayvan mıyız abi? Sen ben derken. Erkeği kastediyorum yani. Şimdi erkeğe şiddet uygulayanı ne yapacaksın? Onu da yargıla, hapse at. Çok affedersin, çocuklar insan değil mi? Çocuğa da şiddet uygulayan var. Onu da yargıla, hapse et. Ama kadına şiddet uygulanınca yargılama direkt tecrit olmaz ki, değil mi? Burası doğru.
Ya bir de yani hani o makamdaki büyüklerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor mu? Yani bir hakim böyle söylememeli sanki, bence, bilmiyorum. Acı tabii. Şiddet şiddet abi. Kadına şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, bitkiye şiddet, cama, çerçeve. Yani ne olursa olsun şiddet kötü bir şey. Şiddet uygulayana bir ceza vermek lazım yani. Evet abicim. Şiddet tek yani, bunu ayırmamak lazım diye düşünüyorum. Evet abicim, hep aynı ya. Sana mesela ben şimdi şöyle elimin tersini bir korsam fıkra sümüğü gibi duvara yapışırsın. Ha? Vay, Pascal'a şiddet. Bak görüyor musun işte, al bu da Pascal'a şiddet. Hayır benim böyle yumuşak olduğuma da bakma Pascal. Benim de tersim fenadır ha. Yapma ya, ne yaparsın? Kafa atıyorum. Kadir, sen benden kısasın. Zıplayıp atıyorum zaten ben kafayı. Tabii tabii tabii, ne yaparsın? Ya benim bu kadar böyle bir kadar da yerin altında diyor ya adam şeyim var diye. Pascal sen ufak tefek karamürsel sepeti gibi görme, gözünü seveyim. Kedi, gel gel, sana soracağım. Ya tokanma bana ya. Abi sen var ya şiddete hilir misin? Bak tokanma, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kalbini kırarım Pascal. Yapma Kadir ya. Şiddete hayır Pascal. Evet. Ya şiddete mi evet? Yok. Hayır, hayır evet abi. Ya biraz aklımız karıştı ha. Kafama var ya çok bayıttı. Nasıl tamam? Hadi bakın ya. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Beykoz'da çeşmeye su almaya gidiyorum diye evden çıkan 18 yaşındaki, ismi vermeyeyim burada, haber böyle. Kız evet, ZB diyelim. Hı-hı. Esenler otogarında çeşme otobüsüne binmek üzereyken yakalanmış. Kızını dövüp hastanelik eden baba bize çeşmeye su almaya gidiyorum dedi. Sevgilisiyle çeşmeye gidiyormuş demiş. Gitsin. Doğru aslında, kız yalan söylememiş ki. Evet hani abiciğim. Çeşmeye gidiyorum demiş. Su ne alacağım yanarsın demiş. Belki yani ateş alacaktı aynı zamanda suyun yanında sevgilisi. Hayır, baba bu problemi nasıl çözmüş o çok ilginç. Yani takip etmiştir. Çok valla çok polisiye bir olay bu. Kızda Kadir, büyük bir humor var bence. Ben kızdaki humorun hayranı oldum. Açık söyleyeyim, erkek arkadaş çok şanslı. Tabii abi, sorsana yalan değil. Tabii abi, çeşmeye su almaya gidiyorum, bitti. Ondan sonra çeşme otobüsünde baskı. Su demiş mi? Bu ya bilmiyorum, haber egzajere etmiyorsa öyle demiş. Ben çeşmeye su çeşme, almaya gidiyorum. Çeşme. Çeşmeye gidiyorum evet, demiş. Bak, güzelmiş. Evet. Yani ben zaten şiddete karşıyız da babasının yerinde olsam alnından öperdim. Çok humor sahibi, matrak bir kızmış bu. Cenazesiyle aynı gün ödül kazandı diyor. Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İngiliz fotoğrafçı Danny Beard 7 yıl boyunca aday olduğu ödül alamadığı yarışmadan öldüğü gün gezi fotoğrafları dalında 2012 bilmem ne Wanderlust gezi ödülü. Çok önemliymiş İngiltere'de bu. Adam gülememiş abi ya. Abicim, affedersin, bayram geçtiktten sonra kınayı tüne yak diye bir meşhur sözümüz vardır bizim. Doğru dedin 7 abi. 7 yıl üst üste adam birinci olmak için. Pardon. İyi misin? İyi, sağ ol. Ondan sonra sağ ol. Bu yarışmaya katılmış, alamamış, öldüğü günün ertesi ödül vermişler. Kim almış? Adama vermişler abi. Yok yok yok, adamın yerine. Amca oğlu var Tekin, o gitmiş abi. Lan nereden bileyim kim almış, ne önemi var. Önemli olan buradaki ana sonuç şu. Bir hayatın 7 yılını bu işe vakfediyorsun. 7 yıl oradan ödül almak için uğraşıyorsun. Ölüyorsun. Sonra ölüyorsun, gidiyorsun, ödülü verin. Ne yapayım? Yani onun için bir şeyi de çok fazla takmaya bağlayalım biz. Fotoğrafı bayre mezar taşına yazsın. Ne yapsın mezar taşına yazsın? Fotoğrafı. Ödül almış. Ha yazsınlar, yaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. This is Metro FM. Pascal, Kadir. Başın sağ olsun kardeşim. Hayırdır? Daha doğrusu hepimizin başı sağ olsun. Müslüm babayı kaybettik ya. Aa, evet evet abi ya. Baba gitti ya. Babasız kaldık Pascal. Maalesef. Chavez de öldü. Hangi Chavez? Bu Venezuela devlet başkanı yok mu? Hadi ya. Maalesef öldü, o da öldü. Ya. Atarlıydı be. Hakikaten. Vallahi Bush'a ya gider yapmıştı, hatırladın mı? Evet ya. Amerikalı'ya yer verdi. Onu da kaybettik kardeşim. Niye baba? Kanser. Aman aman aman. Tahtaya vur Pascal. Vurdum abi, vurdum. Tüde. Aferin. Fatiha okumayı biliyor mu? Hayır. Olsun, ben sana öğreteceğim. O ne? Bu biz ölülerin arkasından okuruz. Bir dua. Siz ne yapıyorsunuz ölülerin arkasından? Mum dikiyoruz. Tövbe.
Tabii Pascal, sen de öyle inanıyorsan git bari bir mum dik Müslüm Baba için, Çavez için. Müslüm Baba için mi? Dikim mi? Kendi meşrebinde dik, ne olacak ya, ne var ne olur, sen de öyle inanıyorsun. Benim için de dik canına yandamın. Dikeceğim be. Yalnız Pascal, öbür dünyada bizi senin diktiğin mumlar da kurtarmaz, açık söyleyeyim. Kurası öyle. Bir Trabzon türküsü var, bir Trabzon türküsü. Onda diyor ki gökteki yıldızları sayalım 50-50, bu dünyada faydan yok, öbürü de şüpheli diyor Pascal. Biliyor musun bunu? Abi ben gideyim ha. Bir kamyon mu var? Ya bırak bir kamyon mu? Bütün dünyayı ateşe versen bittik biz Pascal. Yok be abi ya. O kadar değil ya. Ümidimi kesme ya. Ya hakikaten be. Şaka bir tarafa da. Chavez olmadan, Müslüm Gürses olmadan bu dünya eskisi kadar renkli bir yer olmayacak be Pascal. Tamam, vallahi biz ya. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik istasyonundayız. Burada Müslüm Gürses'i yad etmemizi kimileri yadırgayabilir ama bak bak, onun güzel bir şeyi var. Diyor ki hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok diyor ya. Vay vay vay. Ya Kadir ya. Jiret be. Ya babam benim be. Allah'ın kesin yerinde canım, rahat ettirsin. Mekan cennet olsun. Nur içinde amin, yatsın. Amin amin. Hadi onun ruhuna bir şarkı çal abicim. Hadi be. Müslüm babaya. Digigal. Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Pascal. Kediye. Lütfen mail ve Twitter adresimizi dinleyiciye verir misin canım? Emin olun. Geliyor. metrofm@metrofm.com.tr. Twitter'da var. Hı hı. Metro askışgi FM ve Aragaz. Bize ulaşmanızı istiyoruz. Tabii abi ya. Soru sorun ya. Sorun. Sorun, bakın dünyanın hiçbir yerinde Fransa'da doğduğu halde Esenler'in çocuğu gibi düşünebilen bir Fransız. Evet ya. Üstelik de siyahi. Bulamazsın. Bu fırsatı değerlendir. Bulamazsın. Kardeş, yok başka. Yok, sen bizim için bir şanssın Pascal. Öyleyim abi. Gökten inmiş bir nimetsin Pascal. Evet, Allah razı olsun. Adamın dibisin Pascal. Mersi babuş. Adamın ham maddesisin sen, ham maddesi. Hayret, evet abi ya. Adamın üretim bandısın. Doğru diyordum, doğru diyordum abi. Kardan adam olur, senden adam olmaz Pascal. Bravo. Ne dedin ya? Yani ilk insanların ilkisin Pascal. Mağaradın. Yani mağara adamı olmak ister miydin Pascal? Vallahi isterdim. Bence mağara adamlarının hayatı bizimkinden daha kolaydı. Vallahi Kadir. Düşün, nerede kaldın derdi yok. Kim neydin derdi yok. Bu akşam ne yiyeceğiz? Tollak. At önüne bir dinozor budunu, kemirsin dursun. Tabii ya, budur ya. Fakat sana mağara adamlığı yakışırdı be Pascal. Harbi mi ya? Tabii abi. Böyle Tazmanya canavarı gibisin zaten. İyi bir şey mi bu? Yani enerjiksin manasında diyorum Pascal. Tamam tamam. Nereden geliyor bu enerji Pascal? Sporcusun, ondan mı? Evet evet. Bu arada Anadolu'dan acayip dinleniyormuşuz, onu da fark ettim. Hadi canım. Nereden? Valla bir toplantı için ekstra Antalya'ya gitmiştim. Evet. Anadolu bayileriyle tanıştım. Herkes Pascal diyor, Metro FM diyor. Başka vay, bir şey vay, demiyor. Vay, sana vay, herkese vay. Çok selam var. Merhaba selam. Bir de sana bir şey gönderdiler. Neymiş o? Aha bu. Ya yapma ya abi. Ben ya. Yapmıyorum. Anadolu yapıyor bunu Pascal. Oynama ya. Evet, Anadolu öpüyor seni Pascal. Hey tamam, ben de. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Pascal, at etinden sonra şimdi de kanalizasyon bakterisi çıktı dağlarda. Hangisinde? Bu Çin'deki keklerde. Ne alaka abi ya? Yavrum, o kekler sadece Çin'de yok ki. Dünyanın her yerinde dağıtılıyor. Yani buradaki bazı keklerde de çıkabilir. Avustralya'da, Belçika'da, Bulgaristan'da, ne bileyim Danimarka'da, Finlandiya'da, Fransa'da, oha, Almanya'da, Rusya'da. Abi ya. İsviçre'de, İsviçre'de. Abi ya, her tabii yerde ya. Tabii abi. At edinden sonra bir de şimdi başımıza bu kanalizasyon bilmem nesi çıktı ya. Böyle bakteriymiş bir şey. Bize doğru geliyormuş Pascal bu. Abicim ya. Biz at yemedik ki. Ya Pascal, biz yıllarca öyle şeyler yedik ki at etine razıyım ben ya. Valla mı? Mesela? Cop yedik. Nasıl yedik? Ya kafamıza yedik, gözümüze yedik, oramıza yedik, buramıza. Bazı arkadaşlar burada söyleyemeyeceğim yollardan da yediler açık söyleyeyim. Ay. Başka? Kola şişesi. Abi manyak mısın ya? Şişinelim mi? Ya bir dönem çok eskilerde emniyete yolu düşen zaruri olarak yiyordu onu. 12 Eylül zamanları falan. Neyse, vallahi başka elektrik yedik. Ah hadi canım. Abi püü. Ondan sonra sucuk diye bağırsak, tavuk derisi falan, ondan yapılan şeyi yedik. Çok kötü ya. Kırmızı biber diye kiremit dozu. Hadi be. Bal diye şekerlenmiş su.
Sallama abi ya. Abicim ne sallayacağım? Yaptılar bunu Pascal. Daha kim bilir neler yedik. Geçen gün havaalanında bu gıda sterilizasyonu ile ilgili bir bilimsel kuruluştan arkadaşlarla tanıştım. Bir toplantıdan dönüyorlarmış. Bana ne dediler biliyor musun? Ne? Abi dediler biz sana işimizden hiç bahsetmeyelim. Niye dedim? Eğer bir anlatmaya başlarsak ekmekten kebaba hiçbir şey yemezsin, tişört bile giymezsin, korkarsın bu hayattan dediler. Abi ya ne oluyor ya? Bu dünya nereye gidiyor? Abicim göz görmeyince gönül de katlanıyor Pascal. Pascal bu şeydeki o lan nasıl bir canavar kız bu ya? Neydi o Süper FM'deki? Ya, Duygu değil mi? Evet, iyi çok... kız, iyi kız. Evli mi? Maşallah Allah kocasına evet, bağışlasın. Öyle de öyle. Allah Super kocasına mi bağışlasın. Hayır çok sevimli geçti şimdi şuna. Evet evet. Gülümseyerek evet de onun için. Allah kocasına bağışlasın. Kaslımaz. Ha çok güzel. Ama sen kocası biliyor musun? Her seferinde sen aa Duygu diye sarılıp öpüyorsun. Bacı mı sarılıyor? Ha. Evet. Ya lütfen beni kardeş sayma o zaman tamam mı? O mantıklı durak. Kadir bak. Ha? Ya yürü git şuradan be. Bacıyı böyle öpüyorsan, kardeşi böyle öpüyorsan Allah yardım etsin diğerlerine ya. Amin. Göz görmeyince gönül katlanıyor Pascal. Bilmeyen adam mutlu. Nietzsche ne demiş? Ne demiş? Demiş ki unutan iyileşir demiş. O ne aferin be. Bazen doğruyu söylüyor. Aragaz. This is Metro FM. Mutluluğu ararken yalnız kalabilirsin, dikkat et. Nasıl oluyor? Aşırı derecede mutlu olmaya odaklandığın zaman yalnızlaşıyor musun hacı? Ben başka şeye odaklıyım. Sen neye odaklısın? Kadınlara. İyiymiş. Ne oluyor o zaman ya? Senin gibi oluyor adam. Benim gibi oluyor. Kötü mü? Yok kötü değil valla. Senin gibi gamsız, kedersiz, kasavetsiz olmak güzel bir şey yani. Relax bir insansın. Zen Budisti gibisin vallahi Pascal. Kadir. Ya şimdi bu mutluluk arama çabası kişinin çevresinden çok kendisine odaklanmasına neden olduğu için dostlukları da zarar görüyormuştu o. Onun için yalnızlaşıyormuştu Pascal. Ha canım ya. Ya mutluluğu ne kadar az ister ve düşünürsen o kadar mutlu oluyormuşsun da öyle diyor bilim adamları Pascal. Her şey için böyle gerçi ya. Diyorsun. Tabii bak bu benim sözüm, yaz bunu bir kenara. Kadir dediydi dersin sonra. Ne diyorsun ya, söyle bakayım ya. Yani kötülükleri düşündüğün zaman iyilikler de düşünmediğin zaman geliyor diyorum. Misal? Ya misal yani mesela paradır mutluluktur. Bunları çağırsan, arasan bunlar gelmiyor ama misal hastalık, kaza, felaket, yalnızlık, aşksızlık, bir takım korkular, bunları düşünmeye başladığın andan itibaren inşaatı kuruyorsun yani. Yapma ya. Cidden bak deneyelim, düşün. Kötü bir şey düşün odaklan. Odaklan. Dur. Düşün. Düşün. Düşündüm. Tamam. Odaklan. Aa cep telefonuna mesaj geldi. Bakayım. Anam. Kredi kartı. Para istiyorlar. İşte gördün mü ne oldu? Abi son günü geçmiş. 600 lira faiz. Yahu tamam olan oldu işte. Ben sana söyledim bu hakikat. Biz bak deneye devam edelim. Pascal kötü bir şeyler düşünmeye devam et. Ediyorum. Düşün. He. Düşün. Tamam. Dur telefon çalıyor. Tamam. Efendim, buyurun. Benim plakayı tekrar söyle. Yo o benim değil, Pascal'ın arabası. Tamam oldu. Tamam canım söyle. Ne oldu lan? Abi otoparkta acemi bayan sürücü senin arabaya sol taraftan geçirmiş. Ne? Dur abi dur. Bakayım ben bir ya. Ya otur bakarsın, olan olmuş kardeşim. Bak biz deney yapıyoruz ve çıkıyor bu. Biz bu deneye abi devam ya edelim. Abi ya. Araba gitti ya. Ya yaptırırız kardeşim, sigortası yok mu Allah Allah. Var. Tamam lan sakin ol, otur. Kötü bir şeyler düşünmeye devam et. Fokus lan. Ama kötü yani ya. Fokus düşünüz. Düşün. Bak Pascal cebine evet yine mesaj geldi. Dur abi. Bakayım. Aha. Ama niye ya? Ne oldu lan? Müge terk etmiş. Hem de ya. SMS'li ya. Ya işte diyorum sana oğlum, bu gerçek, bu kötüye fokuslandığın zaman. Neyse gidenin arkasından ağlanmaz. Devam edelim biz. Kötülüğe fokuslan. Kötü düşün. Ya Kadir düşün. Ya Kadir'e git ya. Tövbe. 2 dakika ya. Hayatta mı nice. Oğlum burada bilimsel bir deney yapıyoruz lan. Ne karıştırıyoruz lan. Bu ne ya? Tövbe. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, sevişelim habire. Aragaz. This is Metro FM.
Pascal, nasıl gidiyor Dünya Emekçi Kadınlar Günü? Rutin abi. Ne istiyorsun? Ekstra mı olacaktı? Bir şey mi olacaktı? Abi ya. Kadın günü ya. Abi, kadınlara bir mesajın olacak mı sen Dünya Emekçi Kadınlar Günü? Sen onu söyle. Hep var. Ne o? Ben onlara kurban olayım. Peki, kadınların olmadığı bir ortamda hiç bulundun mu? Çok. Nasıldı? Sündüm ya. Sündüm ne demek lan? Evet ya. Balon gibi. Niye abi? Abi ben olmuyor. Bana olmuyor. Kadın yoksa bana hayat yok. Allah Allah. Ne oluyor mesela? Başım dönüyor. Başka? Dizlerim tutmuyor. Aa, bitiyorsun o zaman kadınsız ortamda sen. Tabii ya. Pis dönüyorsun öyle. Vah benim Pascal'ıma. Vah benim güzelime. Ya. Kadın yoksa Pascal yok. Böyle Kadir. Yaz bunu bir yere. Gerçekten Pascal ya. Şöyle bir düşündüm de. Yani sen de ben de evren de şu gördüğün alemde kadınların eseri aslında ya. Evet abi. Misal düşün, hava annemiz olmasa şimdi hala biz cennetteydik yani. Adile. Evet ama hepimiz saptık abi, cennette hiç kadın yok. İstemem. Bütün kadınlar cehennemde olsa sen cenneti istemez misin Pascal? Yemişin cenneti. Bu ne be? Cehennemi mi istersin kadınlar var diye? Kadir, kadınlar nerede? Ben öldürürüm. Arkadaş, zambik bir adam olduğunu bilmesem bu laflar çok asıl bir ruhun sözleri diyeceğim ama senin maksadın belli şuursuz. Yok yok ya. Kuraçamsın ya. Ben masum oğlum. İyi sen masumsan ben neyim? Sen tehlikelisin. Niye? Gözlere bak. Ne varmış? Ferfecir. Hadi be. Ya. Allah. Sen var ya, yere bakan yürek yakan. Yapma ya. Çakalsın ya. Sessiz ve derinle. Ben mi? Tabii. Sen var ya, büyücüsün oğlum. Evet Pascal. Bir kadın bana kapılır ve bunu fark ettiğinde çok zaman geçmiştir, açık söyleyeyim. Yarasa gibisin. Ya bırak, tamam, hepimiz kadınların eseriyiz Pascal. Kadir, ben onları kurban olurum. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Ya şu papa işi ne oldu abicim? Gideceğiz abi ya. Evet, papayı seçmek için çağrıldık, gideceğiz ama daha biletler gelmedi abicim. Ya gelsin baba, hacen anne, geliriz. Ya bu arada papa inzivaya çekildi biliyorsun. Evet, çekilmiş herif. Konuştun mu? Yok, sen? Dün gece aradım papayı. Ne dedi ya? Tekaüt maaşı bağlamışlar, bankamatikten çekecekmiş bundan sonra. Aman iyi olsun. Gelince bana uğrayın muhakkak dedi. Gideriz abi. Bu arada Vatikan'da bir adam kardinal cübbesi giymiş. Papa muhafızlarını atlatarak Vatikan'a girmiş. Çeçadım. Vallahi ya girmiş. Evet abi. Bu papanın muhafızları zaten böyle bana haybeci gibi geliyordu biraz Pascal. Neden abi? Abi kıyafetler falan öyle şekilli şekilli, öyle muhafız mı olur ya? Ama ne oldu o gün? Anmadılar bizi. Abi orada hata senin. Niyeymiş? Abi biz Vatikan'a gittik mi? Gittik. Muhafız ne dedi? Damsız olmaz dedi. Sen ne dedin? Bakacağız dedim. Bir arkadaşım bir bakacağız. Çıkacağız dedim. La disco mu burası? Ne demek bir arkadaşa bakıp çıkacağız? Vatikan'a giriyoruz ya. Ey disco diye. Damsız ne anlıyor? Abi orada bir yanlış anlamı oldu galiba. Neyse Pascal, pazartesi günü Vatikan'a gideceğiz. Eli boş gidilmez kardeşim. Ne yapacağız? Güzel böyle bir kilo bir kuş gönü pastırma alalım. Bir Turkish Viagra alalım yani, çerez. Lokum mokum. Ha? İyi yakırıktın. O zaman pazartesi Vatikan'da papayı seçiyoruz, ona göre randevu verme kimseye. Tamam abicim. Pazartesi yoldayım. Vatikan. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Amerikalı aktrist Angelina Jolie ve Angelina Jolie ve Brad Pitt. Ağzından zıvan? Ağzım kendiliğinden oynuyor. Kendiliğinden böyle yabancı bir isim oldu daha. İyi tamam. Çin'in resmi dili Mandarin'i öğrenmek için ders almaya başlamışlar. Çünkü Çin'den çocuk evlat edineceklermiş. Oğlum bunlar... Çocukla neresin? İngilizceyi mi? Evet. O zaten öğrenir çocuk. Abi bunlar nasıl bir Ali Cenap aile ya? Bunlar var ya. Bunlar nasıl... Girecek. Neden ya abi? Bunları Kadir. Vakti çok, parası çok. Sürecek her yer yok. Abi öyle deme, ben bunu takdirle karşılıyorum. Şimdi bu ne aslan gibi adam, aslan gibi yenge. Beni alıyor mu? Lan seni alıp da eve sokar mıyım ben evlat diye? Sen adamın anasını s***. Ben? Hayatta ya. Ya. Bilirsin ya. Ya pislik, sen eve ne sokulur musun? Yani. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bu çok Ali Cenap bir davranış. Çünkü bunlar aslan gibi Brad Pitt. Yani evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslan gibi baba it delikanlı. Öbürsü dünya güzel bir anı. Yapamıyor mu ya? Yapar abi, yapar. Niye yapmıyor? Abi işte Ali Cenaplık bu. Senin anlamadın bu yüksek duygular. Kimsesiz, zar durumda, zor durum. Sen ne almıyorsun? Neyi?
çocuğu. Ben niye alayım abi? Ben Ali Cenap. Ben Ali Cenap sayılmam abi çok. Altı tane. Param var, pulum var. Harbi çocuk. Abicim 6 çocuğa 7.yi ekliyorlarmış. Çin'den Çin'e evlat edinmeye gitmişler. İyi diyor. Yemin ediyorum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bunların evin salonu ya. Evet ya. Her memleketten evlat var. Al bir de Fransa'dan bir zenciyi almak istersen biraz yetişkin yalnız. Gel al beni. Yalnız buradan çifte sesleniyorum. Bu biraz yetişkin. Allah muhafaza. Bunu evin içinde değil de bahçedeki bahçeyle ilgilenen abinin odasında yatırttım bunu. Kadir, Kadir. Sen arı dersin. Genç irisine. Genç irisine. Tabii ya. Tabii. Neren iri lan senin? Hafif senin ya. Neren iri? Bak. Ya bak, git bak, şuradan bak. Pis. Allah. Ya arkada müştemilat da bunu evlatlık alın ama müştemilat da yatırın. Bir de sadece gün içinde 2 saat eve girsin çayını çorbasını. Ya Kadir. Ha. Beni alsın. Küvetleri yatırın. Oğlum önemli olan senin küvette yatman değil. Sonra oradan kalkıp gelip odayı basman. Allah'ım abla. Kadir. Sen ailenin birliğini bozar. Onlara bırak düşünsün. Sen ailenin birliğini bozar. Anne. Anneciğim. Ya geldim. Ay. Gaz kesmeyen tek program. Aragaz. This is Metro FM. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bütün kadınları kutladık. Evet. Ama öyle kadınlar var ki Pascal düşman başına. Kimmiş? Mesela İsviçre'nin Sengalen kentinde bir hemşire hayatını kaybeden hastanın yanına uzanıp sırıtıp poz vermiş. İğrenç. Sonra da onu Facebook'a koyup altına bilin bakalım ölü mü yoksa uyuyor mu diye sormuş. Anının İpucu ben ruh hırsızıyım da demiş. Yapma Allah. Düşün şimdi bu kadının kocası olduğunu düşün. Abi bu kadınla evli olsan ne yaparsın Pascal? Abi altıma ben annemin evine kaçarım valla. Şuna bak bununla evlenirim la. Olur mu? Allah korusun ya. Ama var böyle kadınlar Pascal. Var abi var. Yahu denk gelirse hiç şansın yok Pascal. Aman abi ya tövbe de ya. Seni var ya hamsi gibi çitiler bu kadın. Vallahi Kadir kırstın. Ama ikimiz de şanslıyız Pascal. O niye? Hayatımızda hep güzel kadınlar evet, oluyor. Evet. Yani sadece fizikselden bahsetmiyorum. Ruh olarak, huy olarak, aura olarak. Huy. Değil mi? Hoş hanımlar evet. Şey yaptı. Evet abicim. Bu arada huy Rusça ne demek biliyor musun? Ne demek? Bu ne ya Kadir ya? Ama öyle. Yani biz sevilecek adamlar mıydık bilmiyorum Pascal. Yok be abi ya. Siz surata bak. Ha, biz afacan değil miydik? Evet. Zampik değil miydik? Öyle. Başımız gözümüz oynamadı mı? Oynadı. Onların yanındayken başka hanımlara bakmadık mı? Bakmış mıyız? Aradılar aramadık. Aramadık. Mesaj attılar dönmedik. Dönmedik. İlgilen benle dediler ilgilenmedik. Ş**ınız ya. Kime diyorsun abi sen öyle? Pardon. Ya bize geldi değil mi? Tabii abi bize soktun lafı. Özür dilerim. Ama sevimli çocuklardık Pascal. Sen ayrıca yakışıklı fizikli adamsın. Allem kullem kadınların gönlüne girdin. Girdik abi. Girdik de orada kaldık mı Pascal? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Marifet işte oraya girmek değil o gönülde kalmak. Lafı toplayalım kardeşim. 8 Mart. Topla bakın. Dünya Emekçi Kadınlar Günü önce fabrikada, atölyede, tarlada, meydanda, orada, burada çalışan, evde ailesine emek veren, sadece geçinmek için değil bir adama, bir çocuğa emek, eve emek veren bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Onları Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Hepsini seviyoruz. O kadar. O zaman noktayı koyalım hafta sonuna girelim. Hadi yürü. Efendim pazartesi günü devam ederiz kaldığımız yerden. Hoşçakalın. Pazartesi sabah görüşürüz. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.